Medok'tan Garcinia Gel, 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Tam bir sağlık konusuna, önemli bir konuya değineceğiz. Çok değerli bir hocam var karşımda. Obezite ve metabolik cerrahi uzmanı operatör doktor Gürhan Güngör. Uzun bir başlıkla hoş geldiniz Gürhan Bey, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim sizler. Teşekkürler, Adana'dan geldiniz. Evet, Adana'dan geldik. Sıcaklarda, bütün yaz sıcakta boğuştuk, şimdi geldik yavaş yavaş. Yavaş yavaş artık sonbaharın tadını çıkartıyoruz, evet. İstanbul'da. Evet, hemen çok önemli bir konu. Evet. Esasında sizi görmekten çok mutluyum çünkü çok ilgi alanım bu konu benim. Evet. Sağlıklı yaşamı seviyorum, tercih ediyorum. Elimden evet. geldiği kadar insanlarla paylaşmaya çalışıyorum. Ama konumuz tabii ki bu beslenme, obezite. Mesela obezite dediğiniz kişi kimdir? Kime artık bu evet obezite sorunu var diye o teşhisi koyuyorsunuz? Ben direkt böyle başlamak istiyorum. Evet. Şimdi obezitenin tanımını önce yapalım. Obezite dediğimiz vücudun yağ hücrelerinin artması. Şimdi kadın bu, erkek fark etmiyor. Evet, aynı şekilde. Yani kadında da erkekte de vücuttaki yağ hücrelerinin, yağ miktarının artmasıdır. Yani bizim asıl derdimiz yağ zaten. Yani vücuttaki kas miktarı arttığı zaman, şöyle örnek vereyim, kafamızda canlansın. Mesela biz spor salonuna gidiyoruz, orada hocalar var işte kaslı. Mesela o hocaları tartıya çıkarttığımızda 100 kilo, 110 kilo boyuna göre bakıyorsun ağırlık çekiyor ama obez değil. Evet. Yani o kişiyi siz obez diyemezsiniz. Boyu i̇şte boyu uzun. Evet, mesela. Boyu 1.80 ama o spor yöresi bir tartıya çıktığında 100 kilo gelir, 110 kilo gelir. Hı hı. Neden? Çünkü kas ağır çeker. Ağır çeker. Yağa göre. O kişi obez değil. Hı hı. Bizim için kas ağırlığından dolayı evet, her zaman kilolu. Yani evet. Kilolu derken yüksek kilo çıkıyor. Evet. Diyelim. Şimdi biz yağ miktarını ölçüyoruz. Vücuttaki yağ miktarının fazlalığına bakıyoruz. Bunun da dereceleri var. Birinci derece obez, ikinci derece obez, üçüncü derece ve morbid obez, ondan sonra süper obez diye giden bir skalası var bu işin. Ve vücut kitle endeksine göre ve vücuttaki yağ miktarına göre biz bu hastaya obezite teşhisi koyuyoruz. Evet, göbek bölgesi aşırı derece yağlanmış. Şimdi kendisi bizi dinliyor şu anda. Şu anda bizi evet. çekiyor kendisi. 127 kilo. Dikkatli olun. Aynen. 127 kiloydu herhalde. Böyle 1.80. Ciddi bir şekilde yağlanması var. İstediği zaman 100 evet. kiloya düşüyormuş evet. hızlı bir şekilde. Evet, uğraştığım zaman düşüyorum dedi ama bu yo-yo sendromu içinde gidip gelen bir obez hastamız. Evet, yo-yo sendromu demek bu mu? Yani 120 tekrar 100, evet. 125 tekrar 98. Evet. Ama yani o 100'lerin altında 98'in altında evet. inemeyen kişi. Aynen. Yo-yo sendromu. Evet, yo-yo diye biz şunu bahsediyoruz. Obez hasta. Obez hasta. Yani vücut kitle endeksi 40, fazla 50 kilo var üzerinde. Yani hep örneklemen üzerine gidelim ki daha net anlaşılsın. Boyu 1.80, 127 kilo. Konudan devam edelim. Diyete başladı. İşte 120 oldu, 110 oldu. 99'ları gördü. 3 ay, 5 ay geçti. Fakat 1.80 boydaki ideal kilosu 80 kilo. Normali. Evet. İdeal kiloya ulaşamadı. 5. 6. ayda belli bir süre sonra bu diyeti bıraktığında morbid obez hasta grubu çok hızlı kilo alıyor. Normal size bize göre geri kilo alması çok daha hızlı oluyor. Çünkü vücudun bir kodlaması var. Kodluyor. Evet, kodlar. Şimdi 127 kiloya gelmiş. Biz de şu an çekiyorum işte kameramanımız. 127'ye kodlandı vücut. O kodu aldı. Bir de evet. uzun yani o kodlanmayı nasıl yaşıyor mesela vücut? Yani çok uzun süre 120 kiloda kalması mı gerekiyor kodlanma için? Evet, yani oraya çıktığı zaman, şimdi şöyle, bizim limbik sistem dediğimiz bir sistemimiz var. Beynin, aslında bu bir genetik aktarımın ürünü. Biz hepimiz yüzyıllar boyu olan genetik aktarımın son ürünleriyiz. Benden de son olan benim oğlum var. Hı hı. Siz de çocuklarınız var. Onlar. Tabii. Bu bir genetik aktarım. İnsan de, bence çok önemli bir aktarım bu. Servetten evet, daha değerli. Tabii, kesinlikle. Şimdi insan vücudu asla kilo vermek istemez. Neden? Çünkü yüzyıllar boyu olan genetik aktarım bize hep şunu öğretti. Yani bütün atalarımız açlık içinde yaşadı. Kıtlık içinde yaşadı. Evet. Bundan 1000 yıl öncesine bakın, 500 yıl öncesine bakın. Hiçbir yerde mağaza yok, lokanta yok, para yok. Doğru. Herkes savaş içinde, açlık içinde. Ve insan vücudu aldığı her kiloyu kendine koruma olarak kabul etti. Yani kodlarda bu var evet, diyorsunuz. Evet, kodlarda bu var. Aynen. Ne kadar doğru söylediğiniz. Evet. Onun için
Bir diyete girdiğinde vücut, şimdi 127 kilo diyete başladı. 3 ay geçti, 4 ay geçti. İnsan, limbik sistem şunu diyor. Dışarıda savaş var, kıtlığa girdin, yemek bulamıyorsun ve sen kendini korumalısın. Kişi 1000 kalorilik diyet yapıyor ama içerideki sistem şunu diyor. Dışarıda savaş olduğu için normal harcadığı 2000 kaloriyi 1000 kaloriye düşürüyor. Vücut kendini korumaya alıyor. Aman direkt. Daha, evet. Aman vermeyeyim. Aman diyor. Verme. Aman verme çünkü sen artık yemek bulamıyorsun diyor. O limbik sistem, içerideki sistem dışarıda bir mağaza olduğunu, dışarıda bir restoran olduğunu, cebinde para olup istediğin zaman yemek yiyebileceğini bilmiyor. Bilinçaltı yönetiyor diyebiliriz değil mi? Evet, çok mantıklı. Bunun adı limbik sistemimiz. Bizim kodlayan sistemimiz böyledir. İnsan vücudu onun için obezitede de, yani hep böyle duyarsınız, siz de zaten yıllarca biz bu işin içindesiniz zaten. Evet. Diyet kilo vermek hakikaten çok zordur. İnsanlar çok zorlanırlar. Zorlanırlar. 3 kilo için, 5 kilo için, 10 kilo için de çok ciddi efor harcarlar. Harcarlar. Yani ciddi bir disiplin gerekir. O limbik sistemde ciddi bir savaş gerekir. Savaşıyor. Aynen. Savaşıyor. Bu 5-10 kilo grubundaki hasta için çoğu evet yapıyor, başarabiliyor, başaramayanlar oluyor. Ama artık kısır döngüye geliyor. Evet. Ama morbid obeziteye geldiği zaman, ben obeziteyi şöyle kabaca tanımlıyorum. Fazla 35 kilonuz varsa yağdan, yani siz morbid obezsiniz. Ve bunu verim. Bu teşhisi koyabiliyorsunuz. Evet. 35-40 kilo üzerinde bir yağ kütlesi varsa üzerinizde, bunu vermekte çok zorlanıyorsunuz. Bakın dünyadaki morbid obezlerin sporla ve diyetle bu kiloyu verme ihtimali %3 bulunuyor. Çünkü onun teşhisini siz koydunuz. Morbid obez. Aynen. Obezite. Vücut kitle endeksi 40'a çıkmış. Çıkmış bu ve hasta veremiyor. Evet çünkü şöyle 40 kilo fazla yağın 10 kilosunu veriyor, 15'ini veriyor. Daha fazlasını mücadele edemiyor. Bununla birlikte bu kilo artışı ve yağ birikimiyle birlikte sağlık problemleri ortaya çıkıyor. Tabii. Ağırlaşıyor. İşte kadınsa hamile kalamıyor. Evet. İşte erkeklerde başka sorunlar ağırlaşıyor. Vücut ayak evet. ağrıları, bacak ağrıları. Aynen. Vücut taşımıyor. Kılık kıyafet psikolojisi zaten onu evet. geçiyorum. Yani iş hayatı, özel hayatı, evet. her türlü hayatı esasına baktığınızda bir insanın hayatını zorlaştıran bir süreç. Evet. O her açıdan, sosyal açıdan, psikolojik açıdan, iş hayatına yakın. Mesela bir Amerika'da yapılan bir araştırma var. Morbid obezlerin, aynı işi yapan morbid obezlerin iş hayatında %20 daha az kazandığı ve aynı işi aynı kalitede yapan morbid obezlerin de %20 daha erken işten çıkarıldığı tespit edilmiş. İnsan şöyle bakıyor, aynı işi yapıyor ama o kişi morbid obezse onun hasta olma ihtimali daha fazladır ve benim iş sürecime sıkıntı yaratabilir. O zaman ben onu çıkartayım. Bu bir Amerika'da yapılan araştırma. Biz bu araştırmaların hep içindeyiz, sürekli takip ediyoruz. Obezite bir yağ bataklığıdır. Yağ bataklığı. Evet, ben öyle tanımlıyorum. Yo, doğru. Obezite insan vücudunun içine düştüğü bir yağ bataklığıdır. Peki, geldik size. Siz bu teşhisi koydunuz. Evet. Şimdi bu balon meselelerini ben çok hani hatta araştırdım da çok şey duydum. Evet. Olumsuz şeyler de duydum. Evet. Olumlu da var, olumsuz da var. Olumlu da var, olumsuz da var, evet. Siz bu balon meselesiyle yani bir hap gibi bir şey veriliyor, yutuluyormuş. Yutulabilir balon, evet. Evet, yutulabilir balon. Yuttuktan sonra midenin içinde o balon şişiyor. Mideyi de büyütüyormuş esasında çıktıktan evet. sonra da ciddi bir kilo alımı gibi bir şey duydum. Şimdi sizden öğreneceğim hepsini. Evet. Bu konuya da bir açıklık getirelim. Sizden şimdi, bütün doğru bilgileri alacağız şu şimdi anda. Şimdi mide balon uygulaması endoskopik. Bir obezitede tedavi skalamız yine obezitede ama değil mi? Evet, evet. Normal bir kişi durup dururken ya ben mideme gideyim balon taktırayım hani nasıl olacak bu? Yani şöyle ideal kilosunda olanı zaten biz önermiyoruz ama şimdi evet. bir 10 kilosu var. İşte vücut kitle endeksi 27'lerde, 28'lerde fazla 10-15 kilosu var ve bunu veremedi. Uzun zaman. Bu hasta grubuna biz ameliyat önermiyoruz zaten. Mide balonu yapılabilir mi? Yapılabilir ama mide balonunu ben kendi adıma, kendi pratiğimde çok başarılı bir iş olarak görmüyorum. Çok yapmak da istemiyorum. Hastalara da bununla ilgili ayrıntılı bilgi veriyorum. Çünkü mide balonu... Sonrasında mide büyümesi yapıyor mu? Yapıyor, evet. Bunu dünya ortalaması şöyledir, bunu da açık vereyim. Evet, onu da bir toparlar. Bilimsel yayınlarda mide balonu %14 kilo kaybı sağlar. %10 oranında geri çıkartma oranı da vardır. Yani 10 hastadan biri balonu tolere edemez. Dayanamaz balonun krampına, kusmasına. Çünkü balon birinci hafta çok ciddi kramp ve kusma yapar. Oo.
dayanılmaz kramplar yapar, dayanılmaz kusmalar yapabilir. Evet. Acillere gidebilirsiniz. Evet, ve acillik bunu, benim bir tanıdığım oldu. Dayanamayıp çıkartabilir, bu da %10'dur. Yani 10 hastadan biri bunu dayanamıyor. Bizim için de yine bir anlam ifade etmiyor. Bir anlam ifade etmiyor. Bence. Onun için ben balon çok yapmıyorum. Önermiyorum da, kendi hastalarımda isteyenler yani çok oluyor. Yani zaten o yan etkilerle spor ve sağlıklı bir yaşama da ilerleyemez. Hani madem mide küçüldü diyelim cerrahi yöntemle, hani sağlıklı yaşama yönelme daha hızlı olabilir esasında baktığınızda. Evet, yani balona çok, ziyade. Evet, çok dediğim gibi ben kendi pratiğimi çok uyguladığım bir işlem değil. Yani. Hı hı. Gürhan Bey çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde bekliyoruz sizi tekrar. Hiç yetmedi. Başka sorularım var size bu konuyla ilgili. Daha çok ilgili. Konuşacağız. Evet. Kesinlikle bekliyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. 8'de sağlık devam ediyor hanımlar. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Bekleyin. Geliyorum. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.